hallerin değişmesi o kadar kıymetli değildir. Kalbe gelenlere ve gidenlere, söylenenlere ve işitilenlere bağlanmamalıdır. Haller vardır biliyorsunuz kardeşler. İnsan yaşamı içerisinde değişken hallerimiz vardır. Bazen çok keyifliyizdir, bazen namaz kılarken çok huzurlu, mutluyuzdur. O namazın bitmesini istemeyiz. Bazen yemek yerken mutsuzuz, huzursuzuz. Bazen ev bizi basar, sıkar. Ama bazendir, geçicidir. Bazen Allah'a o kadar fazla yakın hissederiz ki çalışmak istemeyiz. Kur'an'ı açarız. Sohbetten sohbete akarız. Bunlara haller denir. Hep değişkendir. İmam Rabbani diyor ki, bu hallerden bazısı geldiği zaman bu hallerin bazısı Allah'a yakınlık olur, ünsiyet. Bazısı Allah'a uzaklık olur, kalp çok soğur. Beş vakit namaz kılan adam cuma namazına zor gider, ayakları gitmez. Arkadaşları onu zorla götürmeye başlar. Bak, hali bozulmuş. Sen bu hallere kapılmayacaksın. Bazen kendini Rabbine çok yakın hissedeceksin. Makamının çok yüksek olduğu anlamına gelmiyor. Bu Allah Teala'nın sana vermiş olduğu bir cezbedir. Mevla seni kendisine çekmeye çalışıyor. Kalbine bir cezbe veriyor. O verdiği küçük sermayeyi büyütmeni istiyor. Onu kendinden bilirsen, bir gurur yaparsan, aa bu ara namazlarda hiç sekte yok, İlk vaktinde kılıyorum, ezanı duyduğum anda kılıyorum, bu keramet bendendir dediğin zaman tokadı yiyorsun. Şeytan geliyor, ensene tokadı basıyor, Allah da yardımını çekiyor. Allah niye yardımını çekiyor kardeşler? Rabbin verdiği bir nimeti Allah'tan bilmeyip kendinden bildiğin anda Allah niye yardımını devam ettirsin ki? Allah müminlerin yardımcısıdır diyor Kur'an. Müminlere yardımcıdır. Sen iyilikleri, güzellikleri, iyi halleri kendinden bildiğin zaman müminlik vasfından çıkıyorsun, Müslüman oluyorsun. Biliyorsunuz iman iki türlüdür. Müslümanlar ve müminler. Muhammed Aleyhisselam'a iman etmeye gelmiş olan bedeviler geldiğinde dediler ki artık biz de müminiz. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Kur'an'da onlar hakkında dedi ki, Resulüm sen o yeni iman etmiş olan Müslümanlara de ki, bizler de Müslümanız, biz Müslüman olduk deyin, mümin olduk demeyin. Çünkü iman henüz onların kalplerine inmemiştir. Müslümanlar iki türlüdür. İmanı kalbine inenler, bunlar bir makam sahibidir. Hallerin gelişine gidişine bakmazlar. Bazen Allah'ı çok sever, bazen kalbinde biraz soğuma olur ama yine vazifelerinden uzak durmaz. Zikrederken hiç lezzet almaz, yine zikreder, devam eder. Bak bu makam etmiş. Allah'ı zikretmeyi makam etmiş. Namaz kılarken hiç haz almaz ama namaz kılmaya devam eder. Makam olmuş artık onda. Ne yaparsa yapsın namaz ibadetini bırakmıyor. İşi ne kadar yoğunlukta olursa olsun, müşteri ne kadar fazla gelirse gelsin, biliyor ki o müşteriyi Allah Teala gönderiyor. Ve namazını terk etmesine vesile olmuyor. Bak artık namaz, zikir, ibadet, ilim meclisi onunla makam olmuş. Hiç kalbinden o hafta sohbete gitme isteği gelmese bile ayakları onu sohbete götürür. Bu adamda ilim meclisi artık makam olmuş. Rabbim bize bu makama nasip etsin kardeşler. Amin. İşte imam diyor ki bu tasavvuf yoluna girdiğiniz zaman bazı haller gelir. Allah yoluna girmenin işaretleri, Mevla Teala güzel güzel haller verir. Bu hallerden herhangi birisi size geldiği anda sakın ola kibirlenmeyin. Sakın ola gururlanmayın, kendinizden herhangi bir şey bilmeyin. O yolun bereketindendir.